Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün laika yapmıştık. Önceki gün yoktuk. Şimdi sıra psikoloji geldi. Mevzumu şöyle. Psikolojinin ama altında kendini tanımlama. Soru sorarak bazı şeylere varmak. Mesela şizofreni, psikolojik, ruhsal, bunalım, panik atak. Bunlar tanımlanırsa, ne oldu bilinirse çok rahat edersin. Belki size bunu dinleyenler lazım olmaz o kadar ama Allah nasip etmesin, genç yaştasınız da. Fakat bunun yaşı yok. Bir kaptı mı, ama yaş itibariyle 40'tan sonra kapıyor bu işler. 33'e kadar ölüm korkusu veya 40'a kadar ölüm korkusu olmuyor. Ama ölüm korkusunu getirdiği hastalıklar olmuyor. Şimdi ama panik atak oluyor. Buradaki konumuz şu. Bu bedende 18 bin aile oturuyor. 18 bin alem. Çok karabalık. Güzel. Oturuyor. Bu silinebilir yani arkadaşlar. Sorunuz yani buraya takılmayın kameraya. Neyin nesidir çözmek çok önemli. Ona ait okuyorum. Bazı doktorların, yani dinden kopuk doktorların, dine yönlendirmemesinde, dine itibar kazandırmamak içindir. Çok iyi biliyor ki 7 seneden beri ilaç kullanıyor, 5 seneden beri kullanıyor, 2 seneden beri kullanıyor. Demez ki dinden de destek al. İlacını kesme ama dinden destek al. Değil mi? Yani dinden de destek al demez. Çünkü çözümü dinde bulursa o hasta dine itibar kazandırmış olur. Anladınız mı mantığı? Zaten hastalık da o yüzden veriliyor ya. Bir sebebi yani. En büyük sebebi dine hayatına dönsün. Çünkü bak bazı insanlar var. Unutmayın bunu hadis-i şeriften çıkarttım. Buna ait sarahat var. Sarahat hadis var ama bir mana. Serveti var olduğundan dindar olabiliyor. Servet alınsa dinden kopar. Bazı insanlar var, fakirlikle dindar olabiliyor. Fakirliği kalksın, zengin olursa dinsiz oluyor. Bazı insanlar var, sihatla dindar kalabiliyor. Hastalık olursa isyan ediyor. Bazı insanlar var, hastalıkla dindar kalabiliyor. Kalabiliyor. Yani çok önemli bu. İşte diyor, ekser gençler diyor. Bakıyorum diyor, hastalıklar olduğu için dine yöneliyorlar. Evet. Yoksa din ihtiyaç olmuyor. Din ihtiyaç değil yani gençlerde çoğunlukla. Din ihtiyaç yapan hastalık musibetlerdir. Din ihtiyaç mıdır? Evet, o zaman anlıyor. Hasta olduğu zaman. Bütün, şimdi diyeceğim. Bütün hadiseleri duygularıma inisar ettiren ve duygular dışı idraki bütün dinlere rağmen kabul etmeyenlerin bu tutumlarının arkasında dine itibar kazandıran yeni bir çığırın açılması korkusu yatıyor bunlarda. Uzun mu oldu cümle? Bir daha. Bütün hadiselerin duygularıma inhisar ettiren, yani duygu bozukluğu. Ya dindar bozukluğu yok mu bunun ya? Doğru düşünemiyor. Ruhu gıdasız hiç bu yok mu yani hasta? İle doğru düşünememesinden mi? Doğru düşünüyor. Öyle tabir ediyor mu onlar? He? Öyle tabir ediyorlar onlar. Öyle diyor. He. Duygu bozukluğu. Düşünce bozukluğu. Tabii ki din olmayınca doğru niçin düşünsün ki? Evet abi. İşte de bütün sıkıntı diyor yani olay ve hadise yani Cenab-ı Hak tarafından bakılmaması değil mi? Tabii.
Allah canibinde baksaydı, bakabilseydi, başka, ha, devam ediyor. Bütün hadiseleri duygularıma inisar ettiren ve duygular dışı idraki, yani duyguların dışında bir idrak var aşağıda, yani vicdan, ruh. Bütün dinlere rağmen kabul etmeyenlerin bu tutumlarına, yani duygu dışı bir şeyi kabul etmiyor. İlle duygu hasta diyor. Ruh hasta. Şöyle anlatmak istiyorum. Organ belli, böbrek. Bak, 3 tane kategori. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Organ belli ise, ilaç da belli ise kesinlikle ilacı da bellidir. Tamam mı? Evet. Peki, organ belli değil, hastalık var. Ne ilacı vereceksin? İlaç maddidir. Bir daha. Bunu çok iyi dinleyeceksin Suat. Tut kendini. Bak, organ belli. Arıza oldu, hastalık. Organ, hastalık belli ise bunun çözümü olan ilaç ortalama yakın buldu. Tamam. Peki, organ belli değil, hastalık var. Nereye ilaç vereceksin? Organ belli değil. Yani böbrek bu hasta, böbrek belli, hastalık belli, ilaç belli. Peki, psikoloji hastayım, organ yok, hastayım. Nereye ilaç vereceksin? Yüzlerce ilaç var. Hangisini neye göre vereceksin? Uyutacaksın. Organ yok ki Faruk. Yani kulağın ağrıyor, göz damlası olur mu? Miden ağrıyor. Kanla alakalı şey olur mu? Düşünce madde değil ki, maddeyle şey. İlaç versin, evet. Versin. Düşünce madde değil. Can sıkıntısı madde değil. Diyor ki abi, senin dediğinde teyidir mesela 13. şeyde. Lama diyor ki, sıhhat-ı fikir ve istikamet-i nazar diyor. Evet, harika cümle. Cümle kaçın sayfa? 89'da. Bak, sıhhat-ı fikir, istikamet-i nazar. Selamet-i kalp istersen. Ha, bir de selamet-i kalp. Bir de o söyle. Başta öyle, onun ortamı. İşte şeytanın deselerine müptela olan bir çare insan, hayat-ı dinliğe ve hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyesinin selametini dilersen, sıhhat-ı fikir ve istikamet-i nazar ve selamet-i kalp istersen, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i seyyidin terazileriyle amel ve hatıratını tart. Birincisi şu, sıhhat-ı fikir, evet, doğru düşünce malzemesi olacak, istikamet-i nazar olacak, feraset. 3, selamet-i kalp isterse, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, bak, muhkeme, Kur'an'ın açık emirleriyle, tartılarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle. Ne düşünce, ne düşünmeyecek. Yani mesela muhkemat-ı Kur'an'ı mizan diyor. Sünnet-i seniye terazi diyor. Yani muhkemat-ı Kur'an'ı metresiyle, mezura metresiyle, sünnet-i seniyenin terazileriyle, amal ve hatıratını tart. Hangi amellerin, hangi düşüncelerin doğru olduğunu bundan ölçüyorsun. Evet. Çünkü mesela, niye? Tartar mı abi mesela, Allah'ın zatını düşünmek caiz değil mesela, değil mi? Evet, bak. Mesela değil mi abi? Mesela bir tane de yapayım, uygulayayım. Secdede Allah'a küfür geliyor. Secdede kadın geliyor. Erkekse kadın, kadınsa erkek geliyor. Peygamber'e hakaret geliyor. Küfür geliyor ya. İmanın yok diyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam diyor ki, sen ondan rahatsız olma, ondan rahatsız olma, delildir ki o senin değildir. Üç hayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bunun özelliği nedir? Aferin lan, nefis der mi? Aferin lan sana, namaz kıl, iyi, çok güzel namaz kılıyorsun, güzel der mi? İmanın yok senin, abdestin yok senin. Bu delildir ki diyor, abdestin var. İmanın yok denmesi için iman lazım. Ha, bu diyecek ki, verazının payını bu taraf. Bu diyecek ki, ayıptır ya. Bu diyecek ki, imanın yok. Bu da ruh, bu nefis, bu ruh. Üçe ayırıyorsun. İmanın yok diyor.
Bu diyor ki, var diyor. Peki ne yapacağız burada? Sen üçüncü bir şahıs var. Buna diyecek ki sen yanlışsın. Sen doğrusun. Evet. Üçüncü şahıs makamındasın. Şimdi bu niye korkuyor? Ya arkadaş bu niye korkuyor? Sen bu değilsin. Hey sen bu da değilsin. Sen burada bir onaylama makamındasın. Allah'a küfür geldi. Hemen diyeceksin kadar serseri. Senden geliyor. Aşağılık. Ya benim içimde niye küfür geliyor diyen adam bende niye şeytan var demek istiyor. Aynen öyle. Sende niye şeytan var ya? Sende şeytan olmayacak yani. Vücutta kan dolaştığı gibi kanda da şeytan dolaşıyor. Ne yapacak şeytan? Aferin lan size. La televizyona bakıyorsunuz ayıptır ya. Cep telefonundan videolar seyretme lan. Namazın bak vaktinde kıl. Der mi Yusuf? Ne der? Ne der biliyor musun sana? Namaz kıl demez, kılma demez ha sana. O kadar geri zekalı değil. Sana, bana namaz kılma demez. Namazı kılacağını kesin bildiği için, kaliteli namazı düşürmek için, vaktinde kılmamak için kalitesini düşürmesi lazım. Vaktinde kılınmayan namaz kalitesiz namazdır. Ya biraz daha var ya. Bunu da yap canım. Bunu da yaptıktan sonra. Bunu da yap diye geç kıldırmak. Bari kaldıramadım ben bunu. Bari geç kıldırayım. Kalitesini düşüreyim. Zararın neresini verirsem kâr. Şimdi bende niye vesvese var? Ya sende niye şeytan var öyle mi? Hani Yaşar diyordu ya şeytan diyor iyi şey düşünecek bir şey var mı? Cevap diyor yoktu. Nasıl? Yok. Mesela bende niye farklı garip düşünceler geliyor? Ya bende niye vehim var? Nefs-i emmari var demek istiyor. Ha. Ölçü nedir? Muhkemat-ı Kur'aniye'nin mizanları ile, mezurası ile. Sünnet-i Seniyye'nin terazileriyle ama fiillerini, hatıratını, düşüncelerini tart, daima Kur'an'ı ve Sünnet-i Seniyye rehber yap. Mesela bugün gelen çocuk mesela. Hangisi? Bugün gelen çocuk geldi ya. Bugün ne zaman diye? Kaza yapmış ya çocuk. Ha. Yani mesela o nazarı... Bayağı bir tane, çok güzel. Hiçbir şey yok yani çocuk yani şimdi. Bak bugün geldi hatırlattım. Şimdi adam araba kullanıyor. Yanında da bir genç var. Bu... Ölmek ister mi? Bunu öldürmek ister mi? Arkadaşlar geziyorlar, yemek yiyecekler. Bilmem. Geziyorlar. Kaza yaptı ve bu ölüyor. Bu ölüyor. Bu ölünce bu diyor ki ben öldürdüm. Şey bu nazarı sünnete tak abi. Nasıl? Bu nazarını sünnete çap diyorlar. Aleyküm selam. E peşini sünneti şey yap. Sen katil misin şimdi? Yani şimdi bu fiil amalini tart yani araba kullanırken yaptığın kaza ölüyor. E ben öldürdüm. Sen öldürdün diyor içeride bir ses. De onu kurtulamıyorum diyor. Peki nedir o çaresi? Amal ve hatıratını tart. Kur'an nedir? Üç tane ayıracaksın. Bu diyor ki katilsin. Bu diyor ki seninle ne alakası var yani? Sen öldürmek isteyen adamdan öldürsen rahatsız olmazsın ki. İnsan bu insan imansızsa imansızlıktan rahatsız olmaz ki. Gider iman eder. Alman'a der mi ki, Alman gavuruna, İsrail gavuruna der mi ki, lan imansızsın, imansızlık çok kötüdür. Der. Derse iman eder. Peki abdestsize der mi ki, abdestsiz dolaşmak çok kötüdür ya. Bak siz bazen sofraya denk geliyorsunuz. Veya arkadaşlar, ben de bazen işte aptallığımız tutuyor. Abdestsiz aranızda birisi varsa kalksın namaz şey yemek o lokmayı da yutmadan gitsin alsın. Peki kalkıp aldın o duyduktan sonra niye abdestsiz olduğunu sana söylemedi yemekte otururken? Yusuf abdestsizsin ha sıkıntı oldu mu olmadı. Gayet rahat yiyordun. Çünkü adam ses yapmıyor ki. Psst, fermanı kapattın ha abdesti yok. Abdestin olsaydı ulan abdestin yok ha. Git abdest al. Niye diyor? Abdesti zaten var. Zor olsun. İnan, düşünsün ki abdestsizim. Oysa hakikaten abdestlidir. Hakikaten abdestli olmasaydı vesvese gelmezdi. Değil mi öyle bir şey? Melekten imamdan şöyle olur. Korku olmaz, güzel, biz tatlı olur.
Mesela Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, rüya gördünüz, o da bu kanun olsun. Uyandınız, tatlı bir hal, Rahmanidir. Korkunç, böyle ürkütücü, günlerce seni çiziyor, tırmalıyor, rahatsız ediyor. Anla ki şeytanidir o. Çünkü Rahmani olan bir şeyde unutma, korku ve sıkıntı olmaz. Rahmani olan bir rüyada, Rahmani olan bir ibadette, mesela Allah ve melekleri vesvese ve vehim vermez. Allah ve melekleri vehim ve vesveseyi verir. Şeytan verir. Vehim ve vesveseyi şeytan verir. Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. O zaman onları vermesi gösteriyor ki o adamdır. Devam ediyorum. Bir baştan alayım. Bütün hadiseleri duygularıma inhisar ettiren, yani doktorlar, bütün hadiseleri duygu bozukluğu, madde bozukluğu diyor. Selatörü maddesi, tiroid bezleri bilmem ne olmuş. Tamam, bunların yeri var tabii. Şimdi doktorla bu dini psikoloji arasındaki fark şu. Temelde farklı daha cam. Doktor, dinden kopuk doktor. Bütün doktor deyince dinden kopuk doktor diyor. Müslüman doktordan bahsetmiyor. Doktor tahribi görüyor. Ama edeni görmüyor. Doktor, o doktor, bozulanı görüyor o cihazı. Ama onu bozanı görmüyor. Çünkü şeytana inanmıyor. Cine inanmıyor. Erva habise inanmıyor. Yani seyrettiğimiz filmler, işittiğimiz müzikler, kokladığımız kötü şeyler, tamam, haram kokular, etil alkol kokluyorsun mesela. Fena madenleri bilmiyor. Evet, fena madenleri bilmiyor içeride. Haram yemeği bilmiyor. Mesela hangi doktora gelin? Kardeşim, adağın var mı? Sıkıntın varsa. Adak var mı senin? Farz olan kurban ve zekat borçların var mı? İnternet, televizyonlara muptela mısın? Nerede bir doktor? He? Nerede bir doktor diyor. Ya, şimdi ilk önce manevi, bu sıkıntısını, manevi eksikliğini tarayalım. Bir, senin adak kurbanların var mı? Bir düşün. Kurban borcun var mı? Zekat borcun var mı? En mühimi bunlardan, kurbandan da mühim. Çünkü kurban Allah ile alakası şeydir. Bununla diyeceksin daha mühim nasıl olur? Kul hakkı. İslam esasından değil ama yani Allah ile alakalıdır zekat, kurban. Yani onlar bir derece Allah ile işin olur. Bir şey olur yani, Allah affeder. Ama kul hakkında Allah devreye girmiyor. Şimdi o adam, ben haşir meydanında zor durumda olan adamı nasıl ikna edeceğim? Allah beni affeder. Çünkü Allah'ın sebaba ihtiyacı yok. Bir şey olur. Ama kulun beni affetmesi mümkün değil. Çünkü sebaba ihtiyacı var. O konuda dedim, yoksa İslam esasım adına değil. Şimdi kul hakkın var mı kardeşim? 3, 4, 5 neyse. Televizyon, internet, haramlara muptela mısın? Haftada bir gün ruhunu tamir etme adına sohbete gidiyor musun? Evrat ve eskarsız mı yaşıyorsun? Ha, yok, hepsi tamam. Ha, in şimdi cesede. Tiroid bezin bozuk. Serotonin maddesi bozuk. Bağırsak hazım yapmıyor. Bulunduğun ortam gergin, stres. Kardeşim, bak indirgiyorsun. İlk önce ulvi sebepleri sayıyorsun. Abi peki, hakikaten serotonin maddesi salgılanmıyor. Dimağda şey var. Kardeşim, bu adam şarkı türkülerle muhatap. En masumu söyleyeyim. Haberlere muhatap. Onu sunan kadın açık saçık. Haberi kapattıktan sonra hangi Müslüman bana diyebilir? Hangi Müslüman haberden sonra kapatıyor böyle kafasını koyuyor. Of, iyi ki seyrettim yahu. Ne kadar rahatladım ya. Uf, bilmeseydim bir sürü sıkıntım olacaktı. Haberden sonra rahatlama mı var, sıkıntım var? Nasıl atacaksın peki? Yarım saat yüklediğin o sıkıntıyı, olumsuzlukları nasıl atacaksın? Hangi dini kitapta olumsuzluklar var? Ya? İşte bunu hep bütün hadiseleri duygulara inhisar ettiren, yani manevi sebep aramayan, ervah, yani seyrettiğinliklerin, bak, seyrettiğin, duydukların, kokladığın, tatladığın, dokundun demek, bulunduğun, büyüdüğün ortam,
İçeriye giren hepsi canlanıyor, ruhlanıyor. Onun adı ruhanidir. Ervahı aliye ve habisedir. Ervah, aliye ve habise budur. İçeri girenler. Cin ayrı bir birimdir. Cin dimağı bozar. Şeytan kalbi bozar. Var olan imanın yok der. Varı yok eder şeytan. Var olan abdestine, var olan eylemine abdestin yok der. Dima ise olmayan düşünceleri var der. Vehim. Yoku var eder. Peki yoku var eden, varı da yok eden nedir? O da ervah habiselerdir. Ervah aliyeler var. Kur'an okumak, bu dersi dinlemek. Bu dersi dinleyince niye rahatlıyorsun? Peki dersi değiştirelim. Ölüm anında insanların çekeceklerini, meşru dahi olsa desem. Şimdi hepimiz titrim titrim inleriz yani, titreriz yani. Yeni bir tespit ettim. Kafir nasıl ölüyor, Müslüman nasıl ölüyor biliyor musun? Çok böyle hoş bir misale. Şimdi bir gömlek düşün. Islandı. Ama giymem lazım. Yıkadık. Kurum olması lazım. İp ıslak duruyor. İki şekilde kuru olur. Git buzağız, buzhane, donsun. Islaklığı gider. Donsun. Şimdi ikinci bir kurutma yöntemi, güneşe koy kurusun. Şimdi donmuş olan gömleğe her tarafın zerreler var ya, nokta nokta. Su damlaları var mı? Donsun. Yani suyu sen alamıyorsun bu gömlekten kurutmak için. Diyorsun ki olan dondurayım, donan buzu kolay alırım. Böyle gömleği yaparsın. Peki su ıslak gömlek donsa, kerpetenle, tornavidayla, bıçakla böyle yaparak suyunu atmaya çalışmak gömleği parçalamak değil midir? Her bir gömlek dam arası delikteki suyu çıkartmak için bir parça kopartıyorsun. Kafirin canı böyle çıkar. Her zerresinde hayat olduğu için sökmek, sanki donmuş olan gömlekteki suyu bıçakla tornavida elden kazım atmak. Müslümanın ruhu ise ıslak olan gömleğe, o da ıslak, güneşe koymak. Pişşş. Hazreti Ali kuşa benetti değil mi? Evet. Hazreti Ali değil, Hulusi abi. Ağaçta, ağaç var diyor. Ağaç bedendir. Aşağıda diyor siyah beyaz iki adam var. Hulusi abinin misali. Gece ve gündüz hızar. Hırrt, hırrt, hırrt. Ağacı kesiyorlar. Ama dalda da kuş var. Kuş da bakıyor, ağacı kesiyor. Siyah beyaz adam. Hızarla. Siyah beyaz gece gündüz. Hızar. Zaman. Kırr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 
yiyor. Kuş da yapar. O da düşer, devrilir mi? Mümkünatı var mı? Ha, kuş ruhtur. Ağaç cesettir. Siyah beyaz gece gündüzdür. Kırrrrrrt zamandır. Gazali de çok güzel diyor. Zaman var ya şu saat. Tık, tık, tık. Bu zaman değildir diyor. Kabre giderken ayağının sesidir. Ayağının sesi, kabre giderken ayağının sesiymiş. Zaman değilmiş. Başka. Telkinle hastalığın azalması gösteriyor ki biyolojik değil. Düşüncenin enerji olduğunu gösteriyor. Mesela adam hasta. Çıban çıktı. Ona telkin ediyorsun. Bu iyisin. Değil. Niye panik yapıyorsun? Bununla sohbet ediyorsun. Telkinle düzeliyor mu? Ha, bu gösteriyor ki biyolojik değil. Şu, elin kırıldı. Ay çok acıyor. Telkin ya kırılmadı ya öyle zannediyorsun. Demeyle bu acı kalkar mı? Kalkmayan bir şey biyolojiktir. Kalkıyorsa biyolojik değildir. Lazcası bu. Değil mi? Biyolojik, bedensel. Tamam? Biyolojik, biyolojik budur. Psikoloji ise telkinle kalkıyor. Niçin kalkıyor biliyor musunuz? Bunu da halk bilmiyor pek. Bunu da bilmiyor. Risale'yi ciddi okuyan bilir. Bak, fazla meşgul olduğum için buna. Sana telkin ediyorum. Telkin ne demek biliyor musun? Konuşmak. Kelam var ya kelam.
kelam. Onun içerisinde ilim, irade, kudreti tazamun ediyor konuşanın. Mesela Allah'ın kelamı. Ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut. Ben de diyorum yapmıyor. Ey bulut suyunu keser misin? Dinliyor mu? Dinlemiyor. Niçin? Çünkü bu kelamın içerisinde ilim, irade, kudret yok. Allah'ın kelamı ile beşer kelamı arasındaki fark o. İlim, irade, kudret yok. Beşerinse. Allah'ın kelamında ise kudreti tazamun ediyor. İlmi tazamun ediyor, iradeyi tazamun ediyor. Onun için ayettir. Şimdi ben sana telkin ederken bedensel hareketlerim usluptur. Kelam, söz, içerisinde, kelamın içerisinde ne var? Dima var benim. Fikirlerim var, doğru bilgilerim. Onun içerisinde de ne var? Vicdanım var. Vicdan hayatımdan gelen senin vicdanını uyandırır. Dimağımdan gelen senin dimağını uyandırır. Ruhumdan gelen senin ruhunu uyandırır. Benim neremden çıkmışsa senin oranı uyandırır. Onun için telkin enerjidir. Kelam enerjidir, enerji. O isme mazhariyetten dolayı mı tesir yapıyor? Evet. Allah'ın kelam sıfatı subut-i sıfattan değil midir? Ha, ona mazhar oluyorum. Subut-i sıfat cansız olur mu? O zaman kelamlar, ağızdan çıkan kelamlar unutmayın. Canlıdır, ruhludur, kişinin kimliği ve kişiliğidir. Kimliği ve kişiliğidir. Onun için sana geldiği zaman ben giriyorum içeriye. Ha ben girdim, ha kelam girdi. Çünkü kelam, şeyde diyor ki, 89. sayfada muhakematta, bir milletin mizacı, tabiatı dışa çıkarken fikriyatını oluşturur. Mizacı, tabiatı mizacını oluşturur. Fikriyatını oluşturur. Fikriyat da kendisini his olarak gösterir. His de kelam olarak gözükür. O zaman bir insanın veya bir milletin mizacını değiştirmek istiyorsan kelamını değiştir. Kelamı değişirse hissiyatı değişir. Hissiyatı değişirse dimağı değişiyor, fikriyatı değişiyor, fikirleri değişiyor. Fikirleri değişince tabiatı da değişiyor. Ona delil mesela gayrimüslimde büyüyen bir çocuğu bebekken gayrimüslim oluyor. O telkinlerle Müslüman aileye koy, Müslüman oluyor. Kudretin düğmesine basmak gibi diyor Hasan abi. He? Yani bu besmele veya kudretin... özür dilerim 89 değil 87. He. O kelam ya da besmele hani her neyse işte kudretin düğmesine basmak gibi. Evet evet evet. Pilerini basıyorsun. Cezda söyle ya 15 işte. Bu bir besmele için. Cenab-ı Hak ne diyor? Besmele diyor kudret izleyenin taalluk ve tesirini celbeder diyor. Taalluk ve tesirini celbeder. Taalluk ve de besmele. Yani sen basmakla birlikte kudretin devreye girmesine sebep oluyorsun. Ya. Kudret izleyen celbeder diyor. Celbediyor. Ya bir psikoloji dersi de bak ne psikoloji değil mi? Neler var içinde. Bak muhakematı kullanıyoruz, lemaları kullandık, şart hücazı kullanıyoruz. Yani oralardan çıkan bunlar ya. Şimdi burada yanlış yapıyorum. Beşeri ifadelerle, yani soru sorarak hastalığı çökerttiriyorum. Hastalık olmadığını, biyolojik olmadığını, organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Tamam, peki. Hastalık var, sıkıntı. Hangi organın bozulmasında sıkıntı? Yok. Böbreğin bozulursa sıkıntı olmaz. Gözün bozulursa sıkıntı olmaz. Dimağın bozulursa deli olursun, intihar etmezsin. Elin kırılırsa intihar düşünmezsin. Kardeşim intihar bozulması bir organın bozukluğundan mıdır? Ha, organ yok, hastalık var. Peki bu hastalığa nasıl ilaç vereceksin? İlaç iki şeyin zaruri neticesidir. Organ belli olacak, hastalık belli olacak, o zaman ilaç olur. Bak, ilaç iki şeyin neticesidir. Organın ve hastalığın. Organ belli, hastalık belli, ilaç da ortalama bir şeydir. Ama sen psikolojik hastaya hangi organı bozuk? Organ yok. Diyorsun ki psikolojim bozuldu. Ey doktor, psikoloji organ denen bir organ var mı? Böbrek denen bir organ var. Mide denen bir organ var. Psikoloji denen bir organ var mı? Psiko ruh demek, loji ilim demek Rumca. Psikoloji, ruh ilmi. Ruh inkar ediyor doktor. Öyle dedik ya baştan, dinsiz bir doktordur muhatabımız da burada. Dinsiz bir doktor ruh inkar ediyor. Şeytanı inkar ediyor. Onların
fikriyatı bozulduğunu inanmıyor, bozduğunu inanmıyor, cinlere inanmıyor. İşte seyrettiği filmlerin içeriği bozduğunu bilse, psikoloji bozuk olan hastaya demez, sabahtan akşama televizyonun önünde otur, ne istiyorsan onu seyret, kendine kayıt koyma, vur çarp patlasın oynasın, serbest yaşa der miydi? Daha beter yapıyor. Devam ediyor. Telkinle düzelmesinin sebebi dedik, telkinin içerisinde sözde kişinin ilmi, iradesi, kudreti var. Nerede anlatıyor? 433 mu? 430 mu? Sözleri açar mısınız? 430. Ve sağ tarafta en üst paragrafın 3'te 1 altta. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor diyor. Dur bu bulsun. Ha bu. 433 mu? 430 mu? Ha orada bak. Evet burada 433. Evet. 433 değil mi? Evet. Ha ilim, irade, kudreti tazamun eden ilmi ezeli diye geçiyor. Evet abi. Gördün mü abi? Kudret, iradeyi tazamun eden hitabat ezeli. Ha. Olan elfaz-ı Kur'an'ı. Elfaz-ı Kur'an'ı. Kişi de aynı böyle. Evet. Peki. Aynı kanunu burada kullandım da ondan. Başka madde. Hastaya sırf mantıkla yaklaşma. Zira mantık, mantıkla yok edilebilir. Mesela ben böyle sıkıntılı hastalara mantıkla yanaşıyorum. Yarım saat sonra telefon ediyor veya geri dönüyor otobüsten inmiş. O mantığıma karşı bir mantık çıkarmış. Hadi yeni bir mantık üretiyorum işte. Mantık, hastaya sırf mantıkla yaklaşma, mantıkla yanaş. Ama sırf o yapma. Zira mantık, mantıkla yok edilebilir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. 3 günden beri arıyor ya dershaneyi bir kadın. Ankara'dan. Evet. Niçin arıyormuş biliyor musun? Niye abi? Şimdi Cübbeli demiş ki bir hadiste diyor. Kendisi söylüyor. İnsanlığın ömrü 7000 senedir. Hadis. Barla'da da var ya. 328 bin. Ondan sonra bilim adamları insanlığın ömrü bilmem milyar senedir. Hayda din yanlış mı? Peygamberimiz demiş 7000 sene. Din yanmış böyle. Haydi gidip 3 günden beri uyuyamıyor. İmanım gitti. Çünkü kafana yatıyor. Allah Allah. He? Nasıl kafa? Olsun ben gayet normal görüyorum. Çünkü bomboş kafa. Başka işim yok ya. Her şey başka şey yok tabii. Peki nedir? Bak kardeş. Buna ilk mantıkla yaklaşsan biraz sonra yarım saat sonra tekrar telefon edecek. Bir kelamın dedim doğru olduğunu, mesela bir de söyleyeyim. Darwin, o da bir teoridir, ilim değildir. Peki, Down bir adam varmış. O İngiltere'de sergilenen bir insan. Maymunla insan, bir şey anlatmak için söylüyorum. Maymunla insan arasında bir ara format olarak gösterildi. Senelerce İngiltere Londra'sında sergilendi. Neymiş? Çenesi, insan çenesi, kafatası orangutana. Eylemiş, uydurmuşlar. Bir de potasyum dikromat işte bir kimyasal bir kimyaya koymuşlar onu, kemikleri. Korkunç bir yosunluğu yaptılar. Asırlık görünümü verdiler. Gittiler bir yere gömdüler. Birkaç sene sonra arıyor da denk geldik diye buluyorlar. Evet, insan ile maymun arasında bir format bulduk, ara format bulduk diye çıkarıp sergiliyorlar. Ne zamana kadar? X ışınları bulunana kadar. X ışınları var ya bu röntgen ışınları. Evet. O çıkınca ona bir vuruyorlar bakıyorlar ki bu kemikte bu kemik farklı. Evet. Ve bakmışlar ki eğlenmiş. Hemen kaldırıyorlar. Ama elle çizimi duruyor. Ben gördüm o resmini Londra'da gördüm. Elle kendisi yok. Bir sebepten dolayı diyor kaldırılmıştır. Ama aslı budur diyor. Tamam mı? Evet. Böyle resimle çizim. Dilin kemiği yok, elinde kemiği yok. İstediğimi yazarım. Ha teori, Darwin teorisini Darwin ilim diye yutturdu. Şimdi bu 7000 sene adam dedi ki insanlığın fosili bulunmuştur işte 14 milyon sene. Vay be hadiste 7000 sene geçiyor ya falan, inansak cahil olacağız buna dine. Buna inansak kafir olacağız. Bunaldı. Dedim ki kaçıncı sayfadaydı sözler 438 mi? Bir kelamın, bu çok önemli, mesela kader inkar edene de gönderme yapayım. Bir kelamın, mesela kim ne demiş, önemli değil o. Değeri yok. Bak,
Nerede biliyor musunuz? 438 sol tarafta orta sayfada. Kelamın değeri. Orada mıdır? Burada olması lazım. 4-8 şey. 4 ver bana. Şey var bak. Arabi ver bana bak, bak ben sana göstereyim. 438'de değilmiş demek ki. He bak. Kelamın şey olması için değeri sırf ne demiş değil. Şurada şurada. 430. İşte yaşlılığın getirmiş olduğu 8 sayfa oynama bak. Kim demiş değil. Bak mesela diyelim ki kader inkar ediyor adam. Orada da uygulayayım şimdi. Hem Darwin'e vurdum öyle bir ders işleniyor ki. Hem sorularınız da git. Mesela adam kader inkar ediyor. Neyi bak elime bak. Kader inkar ediyor. Bunun cevabını arama. Bu tuzaktır. Kitap okuyamazsınız. Adamların sorularına cevapla ömrünüz geçer. Böyle bir vazifemiz yoktur. Köpeği yemlemek gibidir. Koy oraya kemik. Koy oraya kemik. Koy doğru ahıra sokarsın böyle. Bu soru sorup ahıra sokmaktır. Ne yapacaksın? Çözümü bak şu. Kader inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Hadisin siyatına bakma. Tamam? Cazip gibi gelebiliyor. O imanını aldı, secdenini kaptı bilmem ne. Secdenini sevsinler. Bu kader inkar ediyor mu? Tamam. Kim? Bu. Üçüncü bir yer yapıyorum şimdi. Bu kaderi inkar edenler Mutezile midir? Cebriye midir? Şia mıdır? Bak bakalım mezheplerden kimdir? Kaderi inkar eden Şia. Heh, bu adam Şia'dır. Şia adına söylüyor. Hiç önemli değil. Şia olduğunu ispat ettin. Bitti. Tak diye düşer. Çünkü diyor, buradan buldum. Kur'an başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Çünkü niye? Kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menbaadan alır. Yani bir kelamın doğru olduğunu, doğru olursa kıymetlidir ve ulvidir. Sebebi diyor, bir, ulviyet, kuvvet, hüsnü cemal cihetiyle bir de tabaka. Bir, mütekellim. Kim demiş? Biri muhatap. Kime demiş? Biri maksat, biri makamdır. Yani adam demiş, ne demiş önemli değil. Bu kim? Kim adına, kimlere, neyi, ne makamda söylüyor? Çok önemli. Kim bu? Kim adına, kimlere, neyi, niçin söylüyor? Mesela kaderi inkar etmeye niçin ihtiyacı var? Çünkü inancı bu. Kaderi inkar etmek Şia inancının gereğidir. Mecburdur inkar etmeye. İnancı öyle söylüyor. Onun için kaderi saldıracak. Çünkü kaderi inkar etmek topluma bir kar getirmez. Toplumu rencide eder. Mesela ben İran'a gittim. Kader inancını radyolarda, televizyonda işliyorum. Toplumu karşıma almaktır. Bu aptallığı yapıyorlar böyle saf yani. Çünkü biri mütekellim. Konuşan. Kelamın manası konuşan. Kim o? Bakın o. Ehli midir? Ehli olması için ona şey olması lazım. İcma olması lazım. Mütekellim. Biri de muhatap. Kime söylüyor bu? Konuşan kime konuşuyor? Üç. Maksadı ne yani? Bu neyi, niçin yapmak ihtiyacını duyuyor? Makamı da ne? Yani iddia ettiği mevzu, makam itibariyle kimlere, hangi ortamda tartışıyor? Yani televizyonlarda bu konuşulması gereken mi? Mesela kadınların özel hali. Televizyon çıkıp konuşmak mı? Varsa işte şey. Onun ehilleri var. Ehilleri olacak. Kadın hoca yetiştiriyor. Onlar kendi toplantısını açacak. Yani böyle bir kişinin, yani bir kişi kim adına, kimlere, niçin bunu konuşuyor, niçin ihtiyaç duyuyor? Sorusu konuştuğuna sorarsan, konuştuğu iddia ettiğine sorarsan taklidi düşer o kelam veya yücelir. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri değildir. Yani toplumun menfaatıdır bu. Demek yetmiyor bu. Çünkü kelamın kutsiyeti yok. Öyleyse sözde kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemişe bak. Mesela başka bir tane soru gene gelmiş.
arkamda. Ya diyor, imanım gitti diyor, adam ağlıyor, Almanya'daydım ya, ondan beri her gün mail atıyor. Bugün aynı adam 10 tane, 20 tane, 50, 30 tane mail var ya. Ona bir tanesini tıkladım. Bugün ha, onun için geç kaldım. Baktım ki soru aynı. Ona 17.sine tıkladım, aynı adam, aynı soru. Neymiş biliyor musun? Soru şu. Ya Kur'an'ı cinler getirmiş olabilir. Peygamber dolayısıyla okuma yazması yok ama cinler yazdırmış olabilir. Gayipten cinler getirmiş. Ona kardeşim ya be adam. Allah Kur'an'da diyor ki cinler gaybi bilseydi diyor. Süleyman ölmüş, peygamberler çürümez ya. Bastona dayanmış. Şeyine. Asasına dayanmış. Biliniyor ki peygamber çürümüyor. Ölmüş ama saraya çalışıyorlar, taşlaşıyorlar cinler. Korkusundan cinler korkuyormuş Süleyman Aleyhisselam. Çünkü ins ve cinnin peygamberi ya. Böyle korkuyorlarmış. Bakıyorlar Süleyman orada. Tıkır tıkır inim inim inliyorlar ve çalışıyorlar diyor Kur'an. Fakat ne zaman asa çürümüş, düşmüş, cinler demiş, aa Süleyman ölmüştü ya. Allah da diyor ki, gaybı bilselerdi diyor, hemen yanı baştandaki Süleyman'ı bilirlerdi diyor. Şimdi gaybtan haber getirecek. Yani mancınıklarla atılıyor diyor ya. İşte gayb kapanmıştı zaten. Kapanmış. Bak peki bir şey anlatmak için kullandığım misaller veya üzerine işlediğim patiska, hani kızlar yapar ya, bir örtüye bir şekil işlerler. Ben mevzu işlerken işlediğim şekil gelen sorulara cevap niteliğinde oluyor. Ha, o zaman kim söylemiş? 14 milyon sene insanlığın ömrü var. Bunu kim söylemiş? Bu adam. Ya bilim adamlarının her sözleri bilimsel midir? Bir daha, tarihi bir cümledir bu. Her bilim adamının söylediği her söz bilimsel değildir. İdeoloji sahibidirler. İdeoloji sahipleri ilimlerini, makamlarını vasıta yaparlar. Mesela Budizm'e inanan bir bilim adamı mutlaka elektronların dalgasını 8 olarak bütün her şeyi 8 makamda şey yapar. Çünkü Shakyamuni Buda Budizm'de Mirana tepeye ne diyorlar? Nirvana. Nirvana'ya çıkmak için 7 kategori gerekiyor. 7 tane şey gerekiyor. Yoga şey sistemi. 7 diyorum 8. Hep 8. Bütün bilim adamları her makamı, her mertebeyi, her oluşumu, her terakkiyi, her tedeni 8 makamda inceler. Din, peygamber veya alimler de hep 7. Sebe semavat. Hep Allah dediği için. Ha, şimdi bunun 8 demesi kendi fikriyatı değil, dininden geliyor. Müslüman alimlerinin söylemesi 7 katmandır. Yani oradan yola çıkması dinden geliyor. 14 milyar sene olmasın vesaire demesi Adem Ali Kur'an'da ve peygamberin 7000 senesini yıkmak içindir. Mesela bilim adamının söylediğine bakın. Allah Resulü diyor ki anne karnındaki çocuğa ruh kaç ay sonra geliyor diyor peygamberimiz? 3 ay 4 ay. Kaç ay? 7. Ruh mu? 40. Ruh. 40 günde. Fesubhanallah. 4 ay diyebilirim. 4 ay. 3 ay veya 4 ay deme. 4 ay. O doğru ama bu doğru. 4 ay sonra geliyor. Bazı bilim adamları dini otoriter olmasın, din yücelmesin diye 4 ay demiyor. Kaç gün diyor biliyor musunuz? 120 gün. 4 ay demezler. Ağızlarına 4 ay almazlar. 120 gün sonra ruh gelir. Ve 1400 sene önce söylüyor ha bu insan Peygamber Aleyhisselam. 1400 sene önce söylüyor bunu. Şimdi adam 4 ay değil, 120 gün. Bazı dindar doktorlar da hastalara, müspet hasta diyor ki ilacı alırsan bir haftada, almazsan 7 günde iyileşirsin. Evet. İlaç kullanmaya gerek yok. Ya bizim Fikret de bana dedi. Üşüttüm tamam öksürüyor bana, yatağa düştüm. Dershane doktoru bize yani. Ondan sonra dedim ki Fikret derslere gideceğim. Tamam abi görüyorum. Geldi ya yatağıma. Ondan sonra ilaç tamam abi yazayım. Yazdı. Dedim ki Fikret dedim esbab noktasında çok veriyorsunuz ilaç. Ne zaman düzeliyor dedim de ona göre Almanya'ya Fransa'ya söz vereceğim. Abi ilaç alırsa
ilaç alırsan bir haftada düzelirsin. Almasam dedim ne zaman geçer? 7 günde geçer abi dedi. Dedim ki al şu kağıdı. Ha, abi dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Kivi aldım dedi. Kivi suyu. Portakal suyu falan. Ona bir de tatlı getirmiş. Böyle tayin balla. Balın senin var tayin. Ateş atsın dedi. Tamam. Ondan sonra hafif bir hamamda şey yaparsan dedi. Ter atarsan. Bitti. İki gün sonra hamam. Hokotun bir hamama gittik. Sauna mı neydi? Nereye götürdüler? Her tarafım bir pistak. Ulan bir çıktım. İnan ya mübalağsız. Kuş gibiyim ya. Ha misal bak şimdi. Nereye geldik? Hem latife olmuş olsun. Öyleyse kim söylemiş? 14 milyon sene insanlığını kim demiş bunu? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemişe bak. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini, güzelliğini, hüsnünü bu dört menbaadan alır. Kur'an'ın makamına dikkat edilse diye devam ediyor. Tamam arkadaş. Şimdi ben desem ki, uygulayayım şimdi. Sen bedensel bir şeyin yok kardeşim, ruhun bozuk. Ben doktor muyum? Sözüm hiç itibar edilmez. Ehli konuşacak. Sen kansızlığın var. Lan sen doktor musun? En büyük 100 tane profesör, ustad kaç tane diyor? 10 tane. 4 mü diyor? Yani profesör fizikte bir sağlık memuru, sağlık hakkında bir sağlık memuru kadar tıp noktasında sözü muteber değildir. 4 tane profesör düşünün. Atom profesörü. Sağlık ocağında bir şeyi nasıl pansuman yapılacağını veya şu ilacın verilip verilmeyeceğini 4 tane profesörün hükmü yoktur. Bir sağlık memurunun hükmü vardır. Kim bu adam? Ehli mi? Ben tüfeğliyim fizikten, kimyadan. Ben de konuşuyorum, misal veriyorum ama kenardan geçiniyorum. Mesela hukuk da biliyorum İslam hukukunu ama tüfeğliyim. Mesleğim değil. Fıkıh da biliyorum ama tüfeğliyim. Yani camide yarayacak kadar, cami cemaatine hitap edebileceğim kadar, gündelik hayatın ihtiyacını giderebileceğim kadar, siyahatlı bir ubudiyet yapabilecek kadar fıkıh ve hukuk biliyorum. Ama hukukçu değilim, fıkıhçı da değilim. Benim mesleğim akaittir, itikattır. Hangisinde? Hangisinde itikat? Bu Risale-i Nur'da ihtisasım var. Peki daha geliyoruz. Risale-i Nur neresine ihtisasım var? Laikalara mı? İmani mevzulara mı? İmani diyelim. İmani mevzular haşirde mi, tevhidde mi, miraçta mı, hissiyatta mı, elede mi, enfüste mi, mükte mi, evvelde mi, ahirde mi, zahirde mi, batında? Hangi konuda senin ihtisasın var? Benim gayiptir. Benim gayiptir yani. Risale ve onun kadar güçlü laikalardır. Ama en güçlü gayiptir benim tarafım. İkincisi laik. Rüştü abi laikalardı. Ben onun yanında yetiştim. Sosyoloji. Benim biraz ruhsal, psikoloji tarafım. O sosyoloji. Yani laikalar onun gibi hakim görmedim. Niçin? Yaşanmış bir hayattan dolduruyor kelimeleri. Tahir abi ve Zühre abinin yanında büyümüş. Ustad'la iki tane mektupları var. Ceylan abilerle, Ceylan abi, Tahir abilerle, Mustafa Gül abilerle büyümüş. Dolayısıyla laikalardaki tabirleri yaşayan bir çınarlarla doldurdular. Ağacın çekirdeği ağaçla dolar. Ağaçsız çekirdeğin içini program olarak dolduramazsınız. Ağaçsız çekirdek olmaz. Tamam. Ha ben de ondan doldum laikalara. Ama bunu dolarken benim 40'tan sonraki hop imtiyazlaştı. Gayb, ruhsal, ruh benim yani. Arka taraf. Benim mesela bu kitap gibi, size yalan mı söylüyorum? Şu kitaba inandığım gibi ruh ceset ilişkisinin farklılığına inanıyorum. O seviye yani fikir değil, his seviyesinde elhamdülillah. Vesaire. Mesela Cebrail, Mikail. Bunları böyle sanki yani tobe yani yanlış anlamayın. Yani sizin varlığınız kadar yakiniyet yok ama benim için yani bir itikat değil artık. İtikat dima ait. İmanın his seviyesi. Böyle Cebrail, Mikail böyle inanıyorum. Niçin? Sahamı anlatmak için söyleyeyim saham. Ama ötekisi çıkmış mesela Mustafa Esmacı'dır. Murat simgecidir. Unvanlarla, delillerle, şunlarla bulamışlar vesaire. Tamam. Yani
Kim demişi anlatmak için anlatayım. Kim demiş, kim bunu? Ha, 7000 sene diyen kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kim bu? Bütün bütün aleminde bütün aleyhinde olanlara karşı mucize gösteren, her yanlış denilen yerde mucize olarak ortaya çıkan, sözleri mucize olarak çıkan bir zattır. Allah adına söylüyor. Allah adına söylemişse Allah da bu işin sahibidir. Bu doğrudur. Tem kafadan yani. Diğerleri bak orta, sonra çıktı. Kimyasal bir kimyaya koyuyorlar ki potasyum dikromat mı ne işte öyle bir şey kalmış. Kimyacılar bilir bu işi. Kemiğe koymuşlar öyle kalmış potasyum dikromat, dikromat diye bir sıvıya koyuyor kemiği. Ondan sonra bilmem kaç gün duruyorsa ona bir asırlık görünüm veriyor. Ondan sonra kaldırıp gömüyorlar. Birkaç sene sonra arıyormuş gibi denk geliyorlar. Oo asıra bak. Bir kafadan bir şey uyduruyorlar. 13 asır. 13 milyon sene önce olmuş ya. Ölmüş. Kimmiş? Mesela dinle başka felsefenin. Avrupalılar Avrupa'ya, Mezopotamya'dan Avrupa'ya insanlık ne zaman gelmişi nasıl buluyorlar biliyor musun? 2000 sene oldu diyor. Ne ölçü şu? Mezopotamya yani Orta Doğu. Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Mezopotamya'dan Avrupa'ya insanlık ne zaman gitmiş? Nasıl ölçü şöyle bulmuşlar. Nerede bilmiyorum da bir yerde. Avrupalılar şöyle bulmuş Suat. Şöyle bir taş düşün. Böyle bir taş düşün. Üzerine bir taş var. Diyorlar ki bu taşın konulmaz şeyini araştırıyorlar yani fiziğini. Bu taş hayvan koyamaz. Bu üç tane taşı böyle, böyle, böyle kendi kendine olamaz. Tesadüfen depremle, şimşekle bu olamaz. Bu taşı, üç tane taşı maksada göre konulmuştur. Şuurludur bunu yapan. Dolayısıyla bu taşın tarihi insanlığın giriş tarihi kabul ediyorlar. Ben de bu arada diyorum. Olan be insan olacak insan. Bir şey demiyor. Gerzek diyecektim demedim. Demedim ha. Demedim. Bu taşın böyle durması. Bak şimdi siz de hak verin bana. Bu taşın böyle durması. Böyle bir taşla dik durması. Üçüncü bir taşın burada konmasında şuur arıyorsun. Düşüncenin eseridir diyorsun. Fakat bunu bulan şu kadar taşların yerli yerine 100 trilyon taşın konulmasında tesadüfe veriyorsun. Gerzek demek hak etmedin mi? Yani demedim abi. Ya demedim abi. Tamam. Şimdi bak 100 trilyon hücreyi yerli yerine koymuş. Ona 2 tane 3 tane taş cansız. Cansız, şuursuz, hayatsız, ruhsuz 3 tane taş. İnsanın tarihi diye alıyor. Peki ondan önce bilemiyoruz diyor. Bak bilimin bilemedin. Ha o zaman kim biliyor? Kainatı kim yapmışsa. Şu cümleyi okuyayım kesiyorum çünkü saatimiz geldi. Şu şeyi bitireyim. Hastaya sırf mantıkla yaklaşma zira mantıkla yok edilebilir. Ama vicdani ve ruhu izahlara cinler, şeytanlar ve zekaları ulaşamadığından teslimiyetini uyandırabilirsin. Hastayı inandırmak, teslimiyetini kazandırmak ve bir işle meşgul ettirmek çok büyük muvaffakiyettir. Böylelikle huşu içinde teslimiyetler gelişir. Şimdi bu insana dine teslimiyetini arttır. Bu sefer kardeşim bak sen hakikaten hasta değilsin. Yalan değil. Hasta var, ortada var. Ama bedensel bir rahatsızlığın yok. Tamam. Senin ruhunda da bir şey yok. İnancın yerinde. İtikadın yerinde elhamdülillah. Namaz, oruç tutuyorsun. Yanlış bilgilerin de var, doğru bilgilerin de var. Ama bu bilgi deposu olan tasavvurda yanlışlar öne çıkmış. Bunları yapan kim? Ya nefs emmaredir, ya cinlerdir, ya şeytandır veya erbaa habisedir. Üç tane dedik. Ya şeytan, ya cin, ya erbaa habise. Erbaa habise ne demektir diye soruyor. Aha hasta zaten bitti bununla bak. Ya şeytan, şeytan vesvese verir. Veya cin, cin ne yapar? Vehmi yapar, aktif eder. Erbaa habise nedir? Seyrettiğimiz filmler.
dinlediğimiz müzikler, kokladığımız kokular, yediğimiz haram helallar, bulunduğumuz dokunma, haram ve helal mekanlar insan üzerine tesir yapıyor ve içeriye canlı ve ruhlu oluyor. Senin mekanın yanlış olursa orada kendini doğru hissedemezsin. Film ve haberleri dinleyip kendini mutlu hissedemezsin. Müzikleri dinleyip ruha gıda getiremezsin. Eğer müzik ruhun gıdası olsaydı müziği dinleyenler bir haftada evliya olmaları lazımdı. O kadar müzik dinliyor ki ruhları çökmüş, intihar ediyor. Batsın bu dünya çıkmış o şeyinde arabasında çalarken